Merhaba arkadaşlar. İkinci kitabın bu altıncı föyünde kütle ve ağırlık merkezini göreceğiz. Kütle ve ağırlık merkezi konusu oldukça eğlenceli olmakla beraber kuvvet ve moment, tork konusuyla ilgili temel bilgilere sahip olmayı gerektirmektedir. Ve arkadaşlar cisimler atomlardan, moleküllerden oluşur. Ve cisimleri oluşturan her bir molekülün bir ağırlığı vardır. Buradaki küçük küçük vektörlerin cisme ait molekül veya atomların ağırlıklarını gösterdiğini biliyoruz. İşte bu her bir küçük parçacığın ağırlık vektörlerinin bileşkesinin uygulama noktası o cismin ağırlık merkezini vermektedir. Kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı noktada alınırken çok yüksek cisimlerde yeryüzünden uzaklaştıkça yer çekim ivmesi azaldığından, mesela dünya üzerinde çok yüksek bir gökdelen olduğunu düşünelim. Bu gökdelenin tabii ki birinci katında ölçülen yer çekimi ivmesi ile gökdelenin yüzüncü katında ölçülen yer çekimi ivmesi aynı olmayacaktır. Biliyoruz ki yer çekimi ivmesi dünyadan uzaklaştıkça azalmaktadır. Bundan dolayı alttaki parçaları etki eden yer çekim kuvveti ile yukarıdaki parçaları etki eden yer çekim kuvveti aynı olmayacaktır. Ağırlık dediğimiz değer kütle ile yer çekimi ivmesinin çarpımıyla oluşmaktadır. Madde miktarı olan kütle değeri değişmese de yer çekimi ivmesinin azalmasıyla o noktadaki ağırlık değeri de azalacaktır. Bundan dolayı kütle merkezi ile ağırlık merkezi her zaman aynı noktada olmamaktadır. Bu yüzden yüksek cisimlerde ağırlık merkezi kütle merkezinin biraz aşağısında yer alır. Peki cisimlerin ağırlık merkezleri nasıl bulunur? Önce düzgün olmayan cisimlerin ağırlık merkezlerinin bulunmasından bahsedelim. Bir cisim iple tabana asıldıktan sonra dengeye geldiğinde, diyelim ki A noktasından asılmış olsun, ipin uzantısı ya da kendisi ağırlık merkezinden geçer. Biz bu cismin ağırlık merkezinin o olduğunu bilmesek bile ağırlık merkezinin neresi olacağı hakkında bir yorum yapma şansımız oluyor arkadaşlar. Yani bu ipin uzantısının geçtiği yerde diyebiliyoruz. Bu cismi farklı bir noktadan atmış olalım, B noktasından. Şimdi de ağırlık merkezi D2 doğrultusu üzerinde bir yerdedir. Önceden D1 doğrultusu üzerinde bir yerde demiştik. Bu iki doğrultunun kesiştiği yer o cismin ağırlık merkezini verir arkadaşlar. Bu yöntem düzgün ve türdeş cisimlerin ağırlık merkezlerinin bulunmasında da kullanılabilir. Peki düzgün ve türdeş cisimlerin ağırlık merkezinin bulunması. Bunlar çubuk, dikdörtgen, çember, daire gibi cisimler olabilir arkadaşlar. Genel prensibimiz şöyle. Tel şeklinde olan cisimlerin uzunlukları, levhaların alanları, 3 boyutlu cisimlerin de hacimleri ağırlık olarak kullanılabilir. Çünkü bu saydığımız uzunluk, alan ve hacim cismin öz kütlesinin sabit olması durumunda ağırlığı ile doğru orantılı olacaktır. Mesela tel arkadaşlar. Telin orta noktası cismin ağırlık merkezini verir. Cismin ağırlık vektörü de aşağı yönlüdür. Ağırlık yerine çubuğun uzunluğu olan L'yi yazarız. Dikdörtgen tel arkadaşlar. Bu da tel mantığıyla düşünülebilir. Toplam 2 artı 2B uzunluğunda bir tel var. Bu tellerin merkez noktası, yani cismin tüm ağırlığının toplandığını varsaydığım yer köşegenlerin kesim noktasıdır. Bu da 2 artı 2B şeklindedir. Düzgün levhanın ağırlık merkezi yine köşegenlerin kesim noktasındadır. Levhanın ağırlığı yerine levhanın alanı yazılır. A çarpı B şeklinde. Yine üçgen levhanın alanı ağırlığı yerine yazılacak. Üçgen levhada özellik şu ki kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezini verecek. Kenar ortayların kesim noktası ise kenar ortayı 1'e 2 oranında ayırır. İşte buraya x 2x, burayı y'ye 2y, burayı da z'ye 2z şeklinde ayıracaktır. Yine çemberin ağırlık merkezi, çemberin kendi merkezidir. Çemberin uzunluğu ağırlık yerine yazılır, 2 pi r. Dairenin ağırlık merkezi, dairenin kendi merkezidir. Dairede levhanın alanı alınır, pi r kare. Kürenin, içi dolu kürenin ağırlık merkezi yine kendi merkezi. Kürenin hacim bağıntısı 4 bölü 3 pi r küp. Ağırlık yerine 4 bölü 3 pi r küp alınır. İçi dolu prizma, hacim bağıntısı A çarpı B çarpı C.
Prizmanın yine hacim merkezi, bu prizmanın ağırlık merkezidir. İçi dolu silindir, yine silindirin hacim merkezi, ağırlık merkezi. Silindirin hacim bağıntısı pi/r kare çarpı h, ağırlık yerine yazılabilir arkadaşlar. Not: düzeneklerin ağırlık merkezi bulunurken tüm cisimler dolu olarak düşünülür. Ancak çıkarılan parçaların ağırlığı yukarı doğru hesaba katılır deniyor arkadaşlar. Soru çözümlerinde bunlara değineceğiz. Kütleleri M, M ve 4M olan noktasal cisimler eşit bölmelendirilmiş düzlemde şekildeki konumlarına yerleştirilmiştir. Buna göre cisimlerin ortak kütle merkezi soruluyor. Eşit kütlelerden başlıyorum arkadaşlar. Bunları bir doğru üzerinde birleştiriyorum. Bu 2M kütlesinin kütle merkezi bu doğrunun ortasında olacaktır. Buraya 2M yazıyorum. Artık bu M'leri görmüyorum. Sanki toplam 2M şu noktada toplanmış gibi. Şimdi de 2M ile 4M kütlesinin kütle merkezini bulacağım. Orana bakıyorum şimdi. Aradaki bölme 3 parçalı. Kütlelerin toplamı da bu 3'ün katı. Ve kütleler arasında 2 kat fark var. Yani 1'e 2 oranı var. O yüzden 4M'den 1, 2M'den 2 giderek 2M ile 4M'nin kütle merkezini bulabilirim arkadaşlar. Bütün kütlelerin toplandığını kabul ettiğim yer N noktasıdır. Bunun sağlaması olarak da şöyle tork alabilirim. Gerçi burada kütle merkezi denmiş ama kütle merkezinin yeri ile ağırlık merkezinin yeri aynı olacağından kütlelerin ağırlık vektörlerini düşünürsem en son yaptığım işlemde 4M çarpı 1 eşittir 2M çarpı 2 sağlamasını yapıyorum. Burada bu eşitliği görüyorum. Bundan dolayı kütle merkezi nedir diyorum. Cevabım D seçeneğidir. Buradaki örneğimiz 2017 yılına ait bir LYS sınav sorusudur. Soruda düzgün geometriye ve üst kütleye sahip gökdelenler gibi görece yüksek yapıların ağırlık merkezleri ile kütle merkezleri arasında az da olsa bir fark vardır. Bu bilgiyle başlıyor soru. Bu tür düzgün ve yüksek yapılarda kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili bazı yargılar verilmiş. Bunlardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Birincisi, kütle ve ağırlık merkezleri arasındaki fark binaların depreme dayanıklı olması için özellikle tasarlanmıştır. Tersine arkadaşlar, bir binadaki kütle merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki fark ne kadar büyükse bina yeryüzünden o kadar yukarıda demektir, yüksek demektir. Bu da depreme karşı dayanıklılık azalıyor demektir. Arkadaşlar, yüksek binalarda kütle merkezi ile ağırlık merkezinin yeri aynı değildir. Çünkü yeryüzü yakınlarında yerçekimi ivmesi daha büyük iken yukarılarda yerçekimi ivmesi küçüktür. Ağırlık dediğimiz kavram kütle ile yerçekimi ivmesinin çarpımından oluşacağı için yukarılarda bu ağırlık değeri küçük olacaktır. O yüzden basitçe biz bunun kütle merkezini şu şekilde hesap ederken ağırlık merkezi ise şuralarda bir yerde olacaktır. Daha aşağıda olacaktır. Arkadaşlar, biz binaların yapımında ağırlık merkezinin aşağılara yakın olmasına dikkat edebiliriz. Ancak bizim hesapladığımız kütle merkezinin yukarıda olması bu binanın depreme dayanıklı olması anlamına gelmemektedir. Bundan dolayı birinci yargı yanlıştır. 2. Ağırlık merkezi düşey olarak kütle merkezinden daha aşağıdadır. Şekilde de ifade ettiğimiz gibi yeryüzü yakınlarında yerçekim ivmesi büyük. Dolayısıyla ağırlık merkezi de kütle merkezinden daha aşağıdadır. 3. Kütle ve ağırlık merkezleri arasındaki fark binanın her noktasındaki yerçekim ivmesinin aynı olmamasının bir sonucudur. Evet, yukarılara çıktıkça yerçekim ivmesinin azaldığını belirtmiştik arkadaşlar. 2 ve 3 diyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. Sorularda öz kütleyi ağırlığın yanında çarpı katsayı olarak yazacağız arkadaşlar. Örnek 3. O merkezde 2R yarıçaplı türdeş dairesel levhadan R yarıçaplı dairesel kısımlar kesilerek şekildeki gibi yapıştırılıyor. Yani boş olan şu beyaz kısımdan çıkarttığımız parçaları yana ekliyoruz arkadaşlar ve yapıştırıyoruz. Buna göre yeni şeklin ağırlık merkezi denmiş. Şimdi büyük dairesel levha kesilmeden önce alanı, yarıçapı 2R olan dairenin alanı 4π karedir. Bunu yazıyoruz. Çıkarılan parçaların ağırlık merkezi yukarı yönlü gösterilir demiştik. Buralarda bir eksilme olacağından vektörleri yukarı doğru alanı oranıyla yazıyoruz. Yani πr kare olarak gösteriyoruz. Bu 2πr karenin kütle merkezi buraya denk geleceği için buraya 2πr kare yazmamızda fayda var. Bunları siliyorum. Eklediğim parçaların ağırlık merkezi aşağı yönü gösteriliyor. Πr kare, πr kare.
Şimdi bu şeklimi yan tarafa taşıyorum. 2 pi r kare ile 4 pi r kareyi sadeleştirirsek aşağı doğru 2 pi r kare kalacaktır. Yani O noktasından aşağı doğru 2 pi r kare ağırlık vektörünü gösterdim. Diğerleri de pi r kare pi r kare. Aradaki uzaklıklar pi r kareler arası 2 r. Şurası da toplam 3 r olacak. Şimdi 3 tane kuvvetimiz var. Arkadaşlar bu ağırlık vektörleri arasında sadeleştirmeye gidebiliyorum. Nasıl? Mesela pi r kare gördüğüm yere 1 yazarak, 2 pi r gördüğüm yere de 2 yazarak işlem kolaylığı sağlayabilirim. Bir önceki sorudaki ikinci metottan gitmek istiyorum. O noktasına göre tork alacağım. Bulmak istediğim uzaklığa x diyorum. O'ya göre tork alıyorum. 1 çarpı 3 r artı 1 çarpı O'ya kadar olan 5 r bölü toplam kuvvet. 2 yazmadık diye O noktasına göre torku 0 olduğu için yazmıyorum. Payda kısmına da toplam kuvveti yazacaktık. 2, 1 daha 3, 1, 4 yani 4. Üst taraf arkadaşlar 8 r etti. 8 r bölü 4, 2 r çıktı. Nereden tork aldıysam oradan 2 r gideceğim. O noktasına göre almıştım. 1, 2 r gidiyorum. Benden de O noktasından kaç derece uzaktadır diyor. Yeni şeklin ağırlık merkezi. Yeni şeklin ağırlık merkezini işaretledim. Cevap 2'dir. C seçeneği. Şimdi 2017 yılında çıkmış olan bir LYS sınav sorusunu çözeceğiz. Bu soru kaldırma kuvvetiyle ilişkilendirilmiş bir sorudur. Şekilde verilen cismin ağırlık merkezi O'dur. Bu cismin ağırlık vektörünü aşağı doğru gösteriyoruz. Eğer bu cisim şekildeki gibi dengede kalıyorsa kaldırma kuvveti, ki bu kuvvet her zaman yukarı yönlüdür, ağırlık kuvvetiyle aynı doğrultuda olmalıdır. Bu durumda cisim dengede kalacaktır. İşte bu bize 4 ile gösterilen vektördür. Cevabımız D seçeneğidir. MN levhalarının ağırlık merkezi şu doğrultuda bir yerde olacaktır. Tam olarak yerini bilemiyoruz. Çünkü M ve N'nin şu anda eşit olup olmadığını bilmiyoruz. Burada herhangi bir yerde çıkacak ağırlık merkezi ile O'nun sol tarafında olan ağırlık merkezi yine aynı doğrultuda olmalı. Bu da KL levhalarının türdeş olması ve bunların kütle merkezinin bu doğrultuda olması gerektiğinden bu iki levhanın ağırlık merkezi bu doğrultu çizgisi üzerinde ve levhaların tam ortasındadır. Dolayısıyla burada K'nin ağırlığı ile L'nin ağırlığı eşittir. Buna göre birinci eşitlik kesinlikle doğrudur arkadaşlar. İkinci eşitlikte M ve N kütleleri eşittir deniyor. Arkadaşlar K ve L'nin kütle merkezini tespit etmiştik. Yine tüm sistemin kütle merkezinin O olması için sağdaki iki parçanın kütle merkezinde bu doğru üzerinde olmasını söylemiştik. M ve N'nin türdeş de olduğunu biliyoruz. Fakat bunların kütlelerin aynı olacağı konusunda kesin bir ifade kullanamayız. İkisinin kütle merkezi tam ortaya da denk gelebilir. Biraz daha sağına, biraz daha soluna da denk gelebilir arkadaşlar. Bundan dolayı ikinci yargıya kesin diyemiyoruz. Üçüncü yargıda K ile L'nin toplamının, bunu ağırlıkmış gibi gösterelim. MK artı ML. Diğer iki kütlenin toplamına eşittir mi diyor. Şimdi kütle merkezi yerini tam bilemediğimden, yani şurada herhangi bir yerde olabilir. Eğer O'ya uzaklıkları bunların eşitse o zaman şu toplamları eşit diyebilirim arkadaşlar. Şuradaki uzaklığı bilemediğim için bunun hakkında da kesin bir şey söyleyemiyorum. Buna göre cevabım yalnız bir A seçeneği olacaktır. Örnek 6 yine çıkmış bir soru arkadaşlar. Şekildeki KLMN çubuğu düzgün ve türdeş KL, LM, MN çubuk parçalarının uç ucu eklenmesiyle elde edilmiştir. KLMN çubuğu K noktasından bir iple asıldığında denge konumu şekildeki gibi oluyor. LM uzunluğu MN'ninkine eşittir. Şu parça, şu parça eşit olarak verilmiş arkadaşlar. Buna göre hangileri kesinlikle yanlıştır deniyor. Çubukların türdeş olması dolayısıyla bunların ağırlık merkezleri de ortadadır arkadaşlar. LM'nin ağırlık merkezi tam ortada. KL'nin ağırlık merkezi de tam ortada ve bunlar düşeyde birleşirler. Toplam ağırlığa
MKL artı MLM yazabilirim. Burada da MN parçasının ağırlık vektörü var. Şu uzaklıklar da birbirine eşit olacağından aynı tork oluşturacaklar. Bundan dolayı KL parçası ile LM parçasının kütlelerin toplamı MN'ninkine eşittir diyebilirim arkadaşlar. Buradan çıkan sonuç MN'nin ağırlığının hepsinden büyük olduğudur. O yüzden ikinci yargıdaki KL MN'ye eşit olamaz. LM de MN'ye eşit olamaz. Bunlar kesin yanlıştır. Bizden de kesin yanlışları istiyor arkadaşlar. KL'nin kütlesinin LM'ninkine eşit olması ise bu mümkündür. Eşitliğin sol tarafındaki bu iki değer birbirine eşit olabilir. Buna da olabilir diyoruz. Buna göre kesin yanlışlar 2 ve 3 cevabımız E seçeneğidir. Düzgün ve türdeş KLMN karelerinin kütleleri sırasıyla MKML, MM, MN'dir. Bu karelerden oluşan levha O noktasından tavana bir iple asıldığında şekildeki konumda dengede kalıyor. Buna göre aşağıdaki hangileri kesinlikle yanlıştır diye sorulmuş. 2007 ÖSS sorusunda. Arkadaşlar levhalar türdeş olduğu için ağırlık merkezleri yine ortada. İpin ekseni ise M levhasının kütle merkezinden geçiyor. O yüzden M levhasının ağırlığıyla ilgili kesin bir şey söyleyemem. Çünkü diğer levhalarla karşılaştırma imkanım yok. Bu sebepten M levhasıyla ilgili tüm karşılaştırmalara olabilir gözüyle bakabilirim arkadaşlar. Bundan benden kesin yanlışı istediğine göre M levhasının olduğu şıkları eliyorum arkadaşlar. Şimdi burada M tork dengesine katılamayacağı için biz burada diğer kütlelere bakalım. Eşitliğin sağ tarafında N kütlesinin ağırlığından kaynaklanan tork ile L kütlesinin ağırlığından kaynaklanan tork eşit olmayacak. Çünkü artı bir de burada K levhasının da bir ağırlığı var. Bu ikisinin yani K ve L'nin toplam torku N'ninkine eşit olacak. C şıkkında ise L'nin kütlesi N'ninkine eşit denmiş arkadaşlar. Eğer eşit olsaydı burada K'nin bir fazlalığı oluşacaktı. Çünkü burada uzaklıklar da eşit. Ancak KL'ye eşit olabilir. Eşitliğin sol tarafında kalıyor bu. Bu olabilir. Ancak C kesin yanlıştır arkadaşlar. Yeryüzü yakınlarında yer çekimi ivmesi G daha büyükken yukarılara çıktıkça yer çekimi ivmesi olan G azalır. Bundan dolayı arkadaşlar binaların kütle merkezi ile ağırlık merkezinin yeri aynı olmayabilir. Çok yüksek yapılarda örneğin dikdörtgen yapıdaki şu binada kütle merkezinin yerini basitçe şu şekilde bulabiliriz. Köşegenlerin kesim noktası. Orta nokta. Burası kütle merkezidir. Ağırlık merkezine gelince ağırlık dediğimiz kütle ile yerçekim ivmesinin çarpımı olduğundan G'nin büyük olduğu yerde ağırlık da büyük olur. Örneğin şu binayı ortadan ikiye bölelim. Alt tarafta yerçekim ivmesi daha büyük olduğundan şu bölgenin ağırlığı üst bölgenin ağırlığından fazla olacaktır. Bu iki ağırlığında bileşkesini aldığımızda orta nokta değil daha aşağı bir noktaya ulaşırız. O yüzden bu soruda L noktası ağırlık merkezi, K noktası da kütle merkezi olmaktadır. Soruda ikinci yargı kütle merkezi K demiş, doğru. Üçüncü yargı yanlıştır. Birinci yargıya baktığımızda binanın yüksekliği daha fazla olsaydı K ve L noktaları arasındaki uzaklık daha büyük olurdu deniyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Çünkü binanın ebatları arttıkça üst taraftaki bölgeler yer çekiminin daha küçük olduğu yerlere doğru kaymakta. Dolayısıyla aşağıdaki ağırlığın fazla olduğu yerle mesafesi artmaktadır. Ağırlık merkezi kütle merkezinin daha aşağısındaki bir noktaya kayacaktır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olup D seçeneğidir. Çıkmış bir soruda örnek 9 arkadaşlar. Kütleleri M, 2M olan eşit bölmeli düzgün ve türdeş 1 ve 2 levhaları şekildeki gibi birbirine tutturularak K noktasından iple asılıyor. Bu levhalar aşağıdakilerden hangisine benzer konumda dengede kalır deniyor. Arkadaşlar sağdaki 2M kütleli levhanın kütle merkezi köşegenlerin kesim noktasında dikdörtgen olarak düşünüyorum burada. Benzer şekilde M'nin de buradadır. M ve 2M'nin kütle merkezi de ortanın sağında yani 2M'ye yakın olacaktır. Şu nokta diyebiliriz arkadaşlar. Astığımız zaman asılma noktasından itibaren ipin düşey uzantısı
Bu ağırlık merkezinden geçecektir. A şıkkı değil arkadaşlar. B şıkkı da değil. C'de de değil. Bu işaretlediğimiz nokta arkadaşlar D şıkkında burada ipin uzantısını bu noktadan geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Buna göre cevabımız D seçeneği olacaktır. Hatırlatma, bir cisim iple asıldığında dengeye gelebilmesi için ipe göre bileşke momentin sıfır olması gerekir. Not, iple asılmış bir levhadan parçalar çıkartıldığında kütle merkezinin yerinin değişmemesi için bu parçaların kütle merkezine göre simetrik olması gerekir deniyor. 10. örneğimiz eşit bölmeli türdeş kare levha ip yardımıyla şekildeki gibi dengededir. Buna göre levhadan X ve Y parçalarıyla birlikte parça çiftlerinden hangileri tek başına çıkarılırsa levhanın konumu değişmez deniyor. Düşeyde olan levhanın arkadaşlar sağ tarafındaki parçaların torkunun sol tarafındaki parçaların torkuna eşit olması gerekir. X parçasına karşılık yine ipin düşeyinden aynı uzaklıkta 1,5 birim diyelim. 1,5 birim uzaklığındaki R parçası ile Y parçasına karşılık yine yarım birim uzaklıktaki M parçasının çıkarılması ile denge korunmuş olur. M ve R çifti çıkarılabilir arkadaşlar denge için. Yani X, Y'ye karşılık M ve R parçaları kabul edilebilir. Bunları da çıkartırsak levha dengede kalıyor arkadaşlar. İkinci olarak L ve M demiş. Yine X parçasına karşılık düşeyde aynı tork oluşturacak L ile Y'ye karşılık aynı tork oluşturacak şu hizadaki parçalardan biri olabilir arkadaşlar. L ile M denmiş. M parçası da olur. Y'ye karşı da M olur. Bu da olabilir arkadaşlar. Üçüncü olarak K ve N denmiş. Şimdi Y'ye karşılık N parçasını çıkarsak dengeyi korumuş oluruz. Ancak X'e karşılık K'nin çıkartılması sol taraftaki parçaların torkunun büyük olmasına sebep olur ve levha şu şekilde dönecektir. Üçüncüsüyle dengeyi koruyamayız. 1 ve 2 cevabımız C seçeneğidir. Eşit bölmeli türdeş kare levhadan X ve Y parçaları çıkarılıyor. Buna göre levhadan X ve Y parçalarıyla birlikte hangi parça çiftleri de tek başına çıkarılırsa levhanın kütle merkezi yine o olur demiş. Biraz önceki soru asma sorusuydu arkadaşlar. Yani cisim düşeyde asıldığı için aynı hizadaki parçalar aynı tork etkisi yapıyordu. Bunda ise arkadaşlar kütle merkezinin değişmeme durumu var. Yani önceki soruda kütle merkezi değişiyordu, denge değişmiyordu. Burada ise arkadaşlar kütle merkezinin değişmeme durumu var. Bunun için arkadaşlar şekli 4'e bölebiliriz. X, Y parçaları çıkarılmış. Y parçasına karşı K. Bunun simetri parçasıdır. X'e karşılıkta P arkadaşlar simetri parçasıdır. Bunlar çıkarılırsa K ve P olursa levhanın kütle merkezi yine O noktası olur. İkincisinde K ve M denmiş. Y'ye karşılık K olur. Fakat X'e karşılık M parçasının çıkarılması kütle merkezini değiştirecektir. Peki olmaz. Üçüncüsünde L ve N denmiş arkadaşlar. Burada da arkadaşlar çıkarılan parçaların ortak kütle merkezi bulunur. Şu noktaya gelir. X'in burada, Y'nin burada. X'in kütle merkezi burada. Bu kütle merkezine karşılık diğer çıkarılan iki parçanın kütle merkezine bakılır. Yani üçüncüsünde L ve N çıkarılıyor deniyor. L ve N'nin kütle merkezi de buraya denk geliyor. İşte bu iki çıkarılan parçaların kütle merkezi O'ya geldiği için burada da levhanın kütle merkezi değişmez diyoruz. 3 de olur arkadaşlar. 1-3 cevabımız Deniz'de. Şekildeki X levhası kütleleri birbirine eşit olmayan ince düzgün türdeş dikdörtgen biçimli KLM levhalarından oluşmuştur. X levhası bir iple sırasıyla O1, O2, O3 noktalarından tavana asıldığında konumlarından hangileri gibi dengede kalabilir deniyor. Birinci şekle bakalım arkadaşlar. Türdeş denmiş. Kütle merkezleri ortadadır. Ağırlıkları yani kütleleri birbirine eşit değil denmiş. L ile M'nin ortak kütle merkezi tam orta çizgide olamaz. Ya L'ye yakın ya M'ye yakın olacaktır. L'ye yakın olma durumunda kütle merkezi ipin düşeğinde olmak zorunda.
ya buradadır ya da M'ye yakın olma durumunda buradadır. Bu olabilir gözüküyor arkadaşlar. Mümkündür. Birinci şekilde tamam diyoruz. İkinci şekilde yine 12 noktasına asılmış kütle merkezleri ortadadır. Türdeş demiştik. L'nin kütle merkezi L ya da M'ye yakın. İkisinden birine yakın olabilir. Diyelim M'ye yakın olsun. Ancak burada bir de K'nin kütlesi var. İkisini birleştirdiğimizde ortak kütle merkezinin bu çizgi üzerinde bir yerde olması lazım. Yani ipin düşeğinin soluna düşüyor arkadaşlar. Burada, burada bir yerde. Bu şekilde de dengede kalamayacağı için bu levha döner. Üçüncü şekilde türdeş levhaların kütle merkezini ortadan alıyoruz. K'nin ağırlığı tam ipin ekseninden geçeceği için dengeyi bozmaz. L ile M'ye bakacağız. L ile M farklı ağırlıkta olduğu için bunların ortak kütle merkezi ipin ekseni üzerine düşmeyecek. Sağa veya sola düşecek. Bu da dengenin bu tarafa ya da bu tarafa doğru bozulmasına sebep olacaktır. Buna göre sadece şekil bir dengede kalabilir. Cevabımız A seçeneğidir. Şekildeki eşit kalınlıklı ince türdeş ve özdeş KLMN levhalarının ortak kütle merkezinin koordinatları X ve aşağıdaki yerden hangisidir diyor. Burada küçük parçalara bölüyorum. 4 tane eşit levha var. İkişerli ikişerli alabilirim. KLMN kütle merkezi şu noktaya gelir. Buraya 2M yazalım. LLM'nin kütle merkezi de bu noktaya gelir. Burada da iki kütle toplandı. 2M'li 2M'li kütle merkezi de tam M noktasının üzerine gelir. M levhasının ortasına gelir arkadaşlar. Sistemin kütle merkezi burası. Bunu yazarken önce X sonra Y değerleri 3'e 3 noktası oluyor. Cevabımız B seçeneğidir. Şekildeki levha X bölümü 1 katlı, Y ve Z bölümleri 3'er kat, W bölümü 5 katlı olarak ince, düzgün, türdeş ve özdeş 12 kareden yapılmıştır. Buna göre bu levhaların kütle merkezi hangi noktadadır deniyor. Türdeş levhaların kütle merkezleri ortalarından X'den aşağı doğru 1, Y'den 3, Z'den 3, 5'ten aşağı W'dan aşağı doğru 5P ağırlıkları gösterilmiş durumda. Bizden kütle merkezi soruluyor ama soruyu ağırlık merkezi şeklinde çözmemizde bir sakınca yoktur. Bütün bu ağırlıkları tek bir çubuk üzerinde topluyorum. Bunların bileşkesine uygulama noktası şeklin kütle merkezini verecektir. 3'te 3'e bakıyorum. Eşit. Arada iki parça var. Bunların kütle merkezi ortaya M'ye denk gelir. Buraya 6 yazıyorum. O zaman 3'ler gitti. 5'te de 1'e bakıyorum. 5'te 1'in toplamı 6. Ve 5'te 1 arasındaki uzaklıkta tam 6 eşit parça. O yüzden 5'ten 1, 1'den 5 gidersen bu çapraz metodla 1 ve 5'te gider. Bunların kütle merkezi de P'ye gelir. Buraya da 6 yazarım. En son 6 ile 6 kaldı. Bunların kütle merkezi de N'ye denk gelecektir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Düzgün türdeş ve özdeş 4 çubuk şekildeki gibi birbirine eklenmiştir. Bu çubukların ortak kütle merkezi deniyor. Arkadaşlar 4 parçaya bölüyorum şekli. 4 eşit özdeş çubuğu fark ettim. Her bir çubuğun kütle merkezini ortasından işaretliyorum. 4 tane nokta koydum. İkişer ikişer birleştiriyorum. Bu ikisinin kütle merkezi buraya gelir. Bu ikisinin de kütle merkezi buraya gelir. Her bir parça M kütlesindeyse burası 2M'dir. Burası da 2M olmuştur. Şimdi 2M ile 2M'yi birleştireceğim. Tam ortası arkadaşlar. Çizdiğim doğrunun orta noktası. Bu da 5'e. Daha doğrusu önce X'ten başlanır. 7'ye 5 noktası oluyor arkadaşlar. Buna göre cevabımız A şıkkıdır. Konu testimizin birinci sorusu. Türdeş bir tel bükülerek şekildeki biçime getiriliyor. Buna göre tel O noktasından iple asıldığında ipin doğrultusu hangi noktadan geçer deniyor arkadaşlar. 4 parçalı düşüneceğim. Bir parçanın kütle merkezi burada. Birinin burada, diğerinin burada ve burada ve burada. Toplam 5 parçalı telim var. Şu 3
Kütlenin kütle merkezi ortada. Buraya 3M olarak yazayım. Şu iki parçanın da arkadaşlar yine aynı noktaya denk gelir. Çünkü bunları birleştirdiğimde kütle merkezi tekrar aynı noktaya gelecek. Yani bu şeklin simetri merkezi dediğimiz nokta burasıdır. İşte ben teli O noktasından astığımda ipin uzantısı arkadaşlar buna göre önce kütle merkezinden geçiriyorum. Daha sonra da uzantısı P'den geçiyor görüyorum. Cevabım E seçeneğidir. Türdeş KLM telleri iple asılarak şekildeki konumlarında tutulmaktadır. Buna göre KL ve M tellerinden hangileri serbest bırakıldığında gösterildiği konumlarda dengede kalır. Arkadaşlar ipin uzantısındaki parçaların ağırlık kuvvetleri yine ipin doğrusunda olduğu için dengeyi bozmaz. Yani bu tellere bakmama gerek yok. Biz düşey uzantının sağında ve solundaki parçalara bakacağız. Burada arkadaşlar bir parçalık tel P yazıyorum. Bu da P. Bunların torkları aynıdır. P çarpı yarım, P çarpı yarım eşit tork değerinde ve bu dengede kalır. İkinci şekle bakıyorum. Sağ tarafta bir parça, sol tarafta iki parça arkadaşlar. Bu parçanın torku ile bu parçanın torku aynı fakat burada bir fazlalık kalıyor. O yüzden denge bu tarafa doğru bozulur. M şeklinde ise her iki parçanın kütle merkezi düşeye yarım uzaklıkta. Torkları aynıdır. Dolayısıyla bu da dengededir. Buna göre K ve M olacak C seçeneği. Üçüncü soru. Kütleleri M1, M2 ve M3 olan noktasal cisimler eşit bölmelendirilmiş düzlemde şekildeki konumlarına yerleştirildiğinde cisimlerin ortak kütle merkezi O noktası olmaktadır. Buna göre kütleler arasındaki ilişki soruluyor. Arkadaşlar M1 ile O kütle merkezini birleştirip bir doğru çiziyorum. M2 ile M3'ün kütle merkezi bu doğrultu üzerine denk gelmeli ki sistemin kütle merkezi O olsun. O sebepten M2 çarpı 3 eşittir. M3 çarpı 2 yazıyorum. Buradan da M3 ile M2 arasındaki ilişki çıkıyor. Katsayısı büyük olan küçüktür. M3 büyük M2'dir. Şimdi burası iki kütlenin kütle merkezi olduğuna göre buraya M2 artı M3 yazıyorum. Kütleler burada toplanmış kabul ediyorum. Bu uzaklıklar da birbirine eşit olduğu için M2 artı M3 toplamı da M1'e eşittir. Buradan da M1 en büyük olduğu sonucu çıkıyor. Bunları birleştirirsem M1 büyük, M3 büyük, M2 olacaktır. Cevabımız B seçeneği olur. Dördüncü soru. Yarıçapları sırasıyla 3R, 2R, R olan aynı maddeden yapılmış çember biçimindeki X, Y ve Z telleri birbirine perçinlenerek O noktasından iple asıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır. X teli 45 N ağırlığında olduğuna göre ipte oluşan gerilme kuvveti sorulmuş. Arkadaşlar yarıçapla çevre doğru orantılıdır. Aynı zamanda yarıçapla ağırlık da doğru orantılı diyebiliriz. Bu sebepten yarıçapı 3R olanın ağırlığına 45 N verilmiş. Yarıçapı 2R olanın ağırlığı da 30 N olacaktır. Yarıçapı R olanı da 15 N diyebiliriz. Böylece X, Y, Z tellerinin ağırlıklarını 45, 30, 15 olarak şeklimize yazdık. İpte oluşan gerilme ise bu ağırlıkların toplamına eşittir arkadaşlar. O halde 45 artı 30 artı 15 cevabımız E seçeneği 90 N'dur. Eşit bölmeli türdeş levhanın şekildeki gibi dengede kalabilmesi için nereden iple asılması gerekiyor deniyor arkadaşlar. Kütle merkezini bulacağız. Kütle merkezinin düşey yukarısından asılabileceğini söyleyeceğiz. Üst ve alttaki iki parçanın kütle merkezi tam birleştirdiğimiz doğrunun ortasına denk gelir arkadaşlar. Her bir parçanın kütlesini M dersek 2M kütlesinin burada toplandığını düşünelim. Toplam 5 parçanın kütle merkezi de ortadaki parçanın tam ortasına gelir. Buraya da 5M deriz. 2M ile 5M'yi de bir doğru ile birleştirdiğimizde kütle merkezi 5M'ye yakın olacaktır. Asacağımız yer ise bunun düşeyinde L ile M arasında bir noktadır. Cevap LM arasıdır. Bir kenarı 4 cm uzunluğunda olan türdeş kare parçalardan oluşan levhanın bir nolu parçası kesilerek kesikli çizgilerle belirtilen yere yapıştırılıyor. Buna göre levhanın kütle merkezi başlangıçtakine göre kaç cm yer değiştirir demiş arkadaşlar. Şimdi yeni şekil burada altta 3 parça üstte 1 parça olmuş oluyor. İki kütlenin kütle merkezi yani ikişer ikişer alıyorum.
burada toplanır. Buraya 2M diyelim. Bu iki kütlenin kütle merkezi de burada olur. Buraya da 2M yazayım. Daha sonra bunları bir doğruyla birleştiriyorum. 2M ile 2M'nin kütle merkezi de yine tam ortadadır. Yine kütle merkezinin yeri burasıdır arkadaşlar. Şimdi eski kütle merkezi O'ydu. Ne kadar yer değiştirmiş? Benden şu X mesafesini istiyor. Karenin bir kenarı 4 santimetre olduğu için arkadaşlar şurası 2 santimetredir. 2M ile 2M'nin kütle merkezinin ortada olduğunu söylemiştik. Bizden aranan uzunluk ise şurası arkadaşlar. Buraya da X demiştik. Şimdi şu üçgenden yararlanalım. Bu üçgenin şuradaki kenarı 1 santimetre. Burada yine 4 santimetre görüyorum. 4 santimetre olduğu için şurası da 2 santimetredir. Yani kenarı 1 santimetre ve 2 santimetre olan üçgenin hipotenüsünü bulmaya çalışıyorum. Bu da cevap olacak arkadaşlar. Bu da karekök içinde 1'in karesi artı 2'nin karesidir. Bu da bana kök 5'i verir. Cevabım E seçeneğidir. 7. soru. Eşit bölmeli türdeş kareli elemanın kütle merkezi O noktasıdır. Numaralandırılmış parçalardan hangi ikisi çıkarılırsa levhanın kütle merkezi şekildeki ok yönünde kayar deniyor. Arkadaşlar levhanın kütle merkezinin ok yönünde kayması için yine ok yönünün zıttında yine aynı doğrultuda kütle çıkarılmalıdır. Burada ikililerden bahsediliyor. O halde çıkarılan iki parçanın kütle merkezi şurada çizdiğimiz doğrunun üstüne denk gelecek olması gerekiyor. 1 ile 5'e baktığımızda arkadaşlar 1 ile 5'in kütle merkezi bu doğru üzerindedir ve O noktasının arkasındadır. Okun gerisindedir. İşte buradan işte 1 ile 5'in kütle merkezi bu doğru üzerinde. Buradan sadece bir 3 numaralı bölümü de çıkarsak yine kütle merkezi ok yönünde kayacaktı. Ancak ikililer verildiği için cevabımız D seçeneğidir. O merkezde 2R yarıçaplı türdeş dairesel levhadan R yarıçaplı dairesel kısım kesilerek şekildeki gibi yapıştırılıyor. Buna göre yeni şeklin ağırlık merkezi O noktasından kaç R uzaklıktadır deniyor arkadaşlar. Arkadaşlar çıkarılan parçaların ağırlık merkezi yukarı yönlü gösteriliyor diyoruz ama daha sade bir çözüm yolu olarak şunu önerebiliriz. Bir tam daire içinde 4 tane eşit daire alanı vardır. Birincisi şudur. Diğeri yine onun simetrisinde şu parçadır. Bir de arkadaşlar şurada taradığım alanlardır. Bunlardan her birinin alanı da yine pi r kare kadardır. Şu da pi r kare, burası da pi r kare olacak şekildedir. Buna göre arkadaşlar var olan parçaların kütle merkezlerini gösterecek olursak eklediğim parçanın kütle merkezi aşağıya doğrudur. Buna bir P ağırlığı derim. Bunda kütle merkezi, burada da bir daire var. Daire parçası vardır. Buna da P derim. Aynı alandan şu yukarıda var ve aşağıda var. Bunların kütle merkezi buraya gelir. Bir P buradadır. Bir P buradadır. Toplam 2 P ağırlığı da buraya gelecektir. P ile P'nin kütle merkezi buradadır. 2P olur. Bunlar gider. 2P ile 2P'nin kütle merkezi de şu noktaya gelecektir arkadaşlar. Buna göre kütle merkezi O'dan R'ye kadar uzaklıktadır. Deriz cevabımız B seçeneğidir. Şekildeki eşit bölmeli çubuğu 1 ve 2 numaralı parçaları çift katlıdır. Her bölme kendi içinde özdeş ve türdeş olduğuna göre çubuğun ağırlık merkezi O noktasından kaç derece uzaklıktadır deniyor. Arkadaşlar sarıyla belirtilen 4 parçanın kütle merkezini ortada ve şuraya 4P yazarız. Kırmızıyla gösterilen parçaların kütle merkezi yine tam iki parçanın ortasında ancak çift katlı olduğundan 2 değil 4P yazarız. 4P ile 4P'nin kütle merkezi de arkadaşlar 3 parçalının ortası buraya denk gelecektir.
Kütle merkezin O'dan uzaklığı sorulmuş arkadaşlar. Bunun bir parçası D olduğu için O'ya uzaklığı D bölü 2 olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. 10. soru. Eşit bölmeli özdeş ve türdeş x, y cisimleri şekil 1 ve şekil 2'deki konumlarında dengededir. Buna göre cisimler için verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur deniyor. Şekil 1'deki cisim arkadaşlar eğer x cismi y cismine yapıştırılmazsa şekildeki gibi duramaz. Çünkü cismin ağırlık vektörü x'in tabanından geçmiyor. X'in y'ye değme yüzeyi burası arkadaşlar. Buradan geçseydi dengede olurdu diyoruz. O zaman şekil 1'de birbirine yapışıktır. Şekil 2'de arkadaşlar yapıştırılmış da olabilir. Yapıştırılmazsa da x cismi şekildeki gibi dengede olabilir. Çünkü x cisminin ağırlık vektörü x cisminin değdiği yüzeyden geçiyor. Dengede kalır. 2 hakkında kesin bir şey diyemeyiz. Şekil 1'de üst üste konulmuştur. Üst üste konulmamıştır. O şekilde olursa devrilir demiştik arkadaşlar. Yalnız bir A seçeneği. Eşit bölmeli türdeş L var. Şekildeki gibi dengedeyken X ve Y noktasına bağlı iplerde oluşan gerilme kuvvetleri sırası da TX, TY. İp gerilmelerin oranı sorulmuş. Arkadaşlar alttaki 3 parçanın kütle merkezi burada. Üstteki 3 parçanın kütle merkezi burada. Bunları birleştirirsek her iki parçanın kütle merkezi burada olacaktır. Buradan iki cismin ağırlığını P diyelim. Sistem dengede olduğuna göre şeklin kütle merkezine göre X ipinin torku ile Y ipinin torku eşit olacaktır. Yani şu düşey çizgiye göre tork dengesi yazmam yeterlidir. Tx çarpı 1 eşittir. Ty çarpı 2. Buradan Tx bölü Ty oranını 2 buluyoruz arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Düzgün altıgen biçimindeki türdeş levhanın kütle merkezi O noktasıdır. Buna göre levhadan parça çiftlerinden hangileri tek başına çıkarılırsa kütle merkezi yine O noktası olur deniyor. K'nin kütle merkezi burada, L'nin kütle merkezi burada. İkisinin ortak kütle merkezi burada olacaktır arkadaşlar. Bu durumda levhanın kütle merkezi aşağı doğru kayacaktır. L ve M'ye bakalım. L'nin kütle merkezi üçgen olduğu için tabana bir yakın. Burada M'nin kütle merkezi de burada. Bu ikisinin ortak kütle merkezi O'ya gelir. Sistemin kütle merkezi değişmez. M ve N'ye baktığımızda M'nin kütle merkezi üçgen. Üçüncüsü M ve N demiş. Bu iki M ve N üçgenli bir araya geldi. Bir paralel kenar oluşturuyor arkadaşlar. Bu paralel kenarın kütle merkezi de köşegenlerin kesim noktasındadır. Kütle merkezi buraya denk geliyor. Bu parçanın çıkarılması altıgen levhanın kütle merkezinin değişmesine sebep olur. Ve bu tarafa doğru kayar. M ve N olamaz. Yalnız 2 cevabımız B seçeneğidir. Cisimlerin kütle merkezini basitçe şu metodda bulabiliriz arkadaşlar. Önce M ile 2M'in arasını birleştirelim. Bakın 3 tane köşegen uzunluğunu elde ettik. 1, 2, 3. Şimdi kütlelerimiz burada M var, burada 2M var. 2'ye 1 uzaklığında, 1'e 2 uzaklığında bir nokta olacaktır kütle merkezi. Yani iki kütlenin burada toplandığını farz edelim. M ile 2M topladık, 3M etti. Şimdi de 3M ile 3M'in kütle merkezini bulacağız. Kütleler eşit olduğu için nereye gelecektir? Şuradaki noktaya, x eksen üzerindeki 4 noktasına gelecektir. Buna göre koordinat merkezini yazarken x, y şeklinde x üzerinde 4 noktası, y içinde 0 noktasıdır. 4'e 0 yani cevabımız D seçeneğidir. Arkadaşlar bu soruyu kolayca şu şekilde çözebiliriz. Şimdi bunlar çember olduğu için ve türdeş teller olduğu için her bir çemberin ağırlık merkezinden çemberlerin uzunluklarını gösterecek şekilde vektörleri çiziyoruz. Yani çemberlerin ağırlıkları zaten çevresiyle orantılıdır. Soruda noktalar arası uzaklıklar birbirine eşit dendiği için birinci çember yarıçap R olan bir çember, ikinci çember 3R olan, üçüncü çember yarıçap 2R olan bir çember. O yüzden birinci çemberin çevresini 2πR olarak hesap ediyorum ve buraya ağırlık yerine 2πR yazıyorum. Benzer şekilde ikinci çemberin çevresi 6πR'dir. Ağırlığı yerine 6πR. Üçüncü çemberin de çevresi 4πR'dir. Buraya da 4πR yazıyorum.
Şimdi toplam ağırlıklar bunlar. Sonucu değiştirmeyeceği için sağ değiştirmeler yapabiliriz. Buradan 2 pi r'ler gidecektir. Hatta her tarafı yine 2'ye bölüp burada 1 kalacak. Burada 3 kalacak. Burada da 2 kalacaktır. Yani 1, 3 ve 2 ağırlıkları bu çemberlerin merkezinden aşağı doğru gösterdiğim ağırlık değerleri. Buna göre arkadaşlar şurayı temizlersek bu çemberin ağırlığına P yazarsam bu çemberin ağırlığı 3P bu çemberin ağırlığı da 2P olacak. Bütün kuvvetleri bu çizgi üzerine göstermiş olduk. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. O1 ile O2 arası kaç bölme? 1, 2, 3, 4 bölme. Toplam ağırlığımızda 4 olduğu için P ve 3P'nin kütle merkezini bulmak çok kolay olacaktır. Çapraz çarpımdan gideceğiz. Yani nasıl? Kat sayılara bakarak burada 1, burada 3 olduğu için büyük olandan 1 gideceğiz. Küçük olandan 3 gideceğiz. Ve geldiğimiz nokta M noktası. M noktası P ve 3P'nin ağırlık merkezi oluyor. Buradan aşağıya gösterelim. Toplam ağırlığımız ise 4P oldu. Bu P ile 3P gitti. Şimdi 4P ile 2P'yi bulacağız. Aradaki uzaklık tam 6 parçaysa işimiz çok kolay. Bakıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet bu oranda dağıtabiliriz. Yani buradan 4 gideceğim. Buradan da 2 geleceğim. Hangi noktaya geliyorum? N'ye gidiyorum. Dolayısıyla buradaki 3 çemberin kütle merkezi N olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir.